Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremlerde birçok binada yıkım meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki yerleşim alanlarına dair açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 Mart itibarıyla 11 ilde 21.244 konutun yapımının başlayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı 11 şehirde yeni konutlar için harekete geçildi. Hatta Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta afet konutlarında ilk kazmalar vuruldu. TOKİ eliyle yapılacak konutların ödeme koşulları da netleşti. Buna göre maliyet üzerinden borçlanacak hak sahiplerine ilk 2 yıl ödemesiz, 20 yıl faizsiz vade imkanı sağlanacak. Belirlenen koşullar şu şekilde sıralandı. Yapıların fiziki özellikleri TOKİ tarafından belirlenecek. Yıkılan konut iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Başvuru konut iş yeri ve ahır için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Her ilde açıklanacak 2 aylık süre içerisinde yapılacak. Orta hasarlı binalar içinde güçlendirme kredisi verilecek. Konut ve ahırların kredi borcu sonraki 8 yılda faizsiz ödenecek.